Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben İlker Alişoğlu. Bugün yine sizlerle birlikte Raid Shadow Legends'da açıkçası yine Kıyamet Kulesi'nden bahsediyor olacağım ama bu sefer Kıyamet Kulesi'nin gizli odalarını nasıl hızlı bir şekilde temizleyebiliriz ondan bahsedeceğim. Hızlı bir video olacak. En sonki yorumlarda çok uzun videolar çekiyorsun, biraz daha kısaltabilir misin diye yorumlar aldım. O yüzden çok fazla uzun olmayacak, kısa olacak. O yüzden isterseniz hep birlikte videomuza geçelim. Şu anda zor devam ediyor. Bu arada ikinci Kıyamet Kulesi kısmı. Yani şöyle ki iki tane varyasyon var biliyorsunuz. Bir tanesinin sonunda arkadaşlar şöyle göstereyim size. Kuş var. Adı neydi bu kuşun? Unuttum. Yani final boss kuş. İki tane kuş gelmişti biliyorsunuz yeni Kıyamet Kulesi'ne. Bu kuşumuzun yanında üç tane yardımcısı oluyor. Kuşumuz sürekli olarak ekibimizin yeteneklerinin süresini uzattırıyor. Bu sebeple yanındaki ekiplerden olan bir tane büyücü var. İskelet büyücü. Onu yok etmeniz gerekiyor ki tekrardan yeteneklerini kullanabilin diye. Buradaki dikkat etmeniz gereken şey önce büyücüyü yok etmek, sonrasında buna saldırmak arkadaşlar. Diğer ki Kıyamet Kulesi'nde ise biliyorsunuz buz örümceği vardı. Buz örümceğini anlatmıştım size normal Kıyamet Kulesi'ni anlatırken. Bossları da nasıl yok edeceğinizi bahsetmiştim. Onu da buraya bir linkine bırakacağım. İzlememiş arkadaşlar izleyebilirler. Şimdi burada gizli odaları anlatacağım. Birincisi tabii ki normalle ilgili olacak. İlk odamız. İlk odamız arkadaşlar nadir şampiyonları kullanmamız gerekiyor sadece. Elinizde kuvvetle muhtemel başlangıç hivonuz olan Kayal vardır. Eczacı vardır diye düşünüyorum. Bir tane de soğuk kalp ekliyorum arkadaşlar. Bu şekilde içerisine bir tanesi de kalkan koyarak hızlarını zaten yüksek tutarsanız sağ taraftaki yani düşman kahramanlarına sıra pek gelmiyor arkadaşlar. Hızlarını yüksek tutarsanız çok fazla onlara izin vermeden yok edebilirsiniz. Ben hiç şimdi size göstermeyeceğim ama daha hızlı yok etmek isteyen arkadaşlar tamamen sadece ATK kahramanları kullanabilirler. Lider olarak ruh esiri okçusunu kullanıyorum arkadaşlar. Yanına da 3 tane soğuk kalp koyuyorum ve tabii ki de defansı kırması açısından da daha hızlı yok etmek için bu savaş kadını koyuyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir ekip kullanabilirsiniz. Ben bunu 12 turda yok etmişim. İkinci odamızda ben sadece 2 tane kahraman kullanmışım. Sadece güç şampiyonları olsun diye belirtilmiş. Bunu da kaç turda bitirmişim? 7 turda bitirmişim arkadaşlar. Bunu da hızlı bir şekilde bitirmek istiyorsanız Zargal'a olmazsa olmaz kahramanınız olacaktır. Sineş'e de aynı şekilde çok iyi vuruyor. ATK kalıntılarıyla, crit oran ve crit hasarı kalıntılarıyla donatırsanız çok rahatlıkla bu odayı da geçebilirsiniz arkadaşlar. Başka kullanabileceğiniz yani Zargal'a yoksa savaş kadını tekrar burada da kullanabilirsiniz arkadaşlar nadir olarak. Üçüncü odamız. Üçüncü odada arkadaşlar bir tane şampiyon kullanmışım ve 3 turda bitirmişim zaten. Bütün çoğu arkadaş da 3 turda bitirmiş burada görüyorsunuz. Burada arkadaşlar gene kahramanlardan alan vuran kahramanları tercih etmeniz önerim. İşte Skull Crown olabilir ATK şampiyonlarından varsa. Zargal'a yine olabilir. Onun haricinde eğer ki bunlar yoksa epik kahramanlarınız yoksa üzülmeyin. Yine Kayal olabilir. Kayal de alan vuruyor biliyorsunuz. İşte defans kırması açısından yine savaş kadınını kullanabilirsiniz. Bu hesleri okçusunu kullanabilirsiniz. A1'i biliyorsunuz alan vuruyor onun da. Onun haricinde yine artık efsanevi kahramanları olan arkadaşlar da alan vuran, ilk büyüsü alan vuran kahramanları kullanmanızı öneriyorum. İthos benim için zaten iki tane skilli var. İki skilli de alan vuruyor arkadaşlar. Alan vurduğu için rahatlıkla 3 turda geçebiliyorum. Yani alan vuran kahramanları, defans kıran kahramanları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yine aynı benzer şekilde alt katlarda olduğu gibi kahramanlarımızı oluştururken özellikle karşı tarafa sıra gelmemesi açısından veya gelirse daha doğrusu can çalma setini kullanıyoruz arkadaşlar. Eğer ki hızınızı çok yüksek tutamıyorsanız, ATK'nız da çok yüksek değilse yani vuruşunuz azsa can çalma setini kullanmanızı öneriyorum arkadaşlar. Şöyle nadir kahramanlarla nasıl geçeceğinizi göstereyim. Ben Itos'la geçmişim. Şimdi tabii Itos var kolay söylemesi falan diyorsunuz. Mesela arkadaşlar Kayal'de benim kalkan seti var. Bunda can çalma var.
Aynı şekilde ruh eserinde de can çalma var. Bu şekilde geçmeye çalışalım arkadaşlar. Evet, ilk skill'i vuralım. Defans kıralım. Gördüğünüz üzere tek başına defans kırmayı yok etti zaten. Evet, Kayel de yok etti. Yani gördüğünüz üzere çok basit arkadaşlar yani. Bu gizli odaları geçmek için sadece 1-2 kahramanla, iyi kalıntılarla olan 1-2 kahramanla çok rahatlıkla geçebilirsiniz arkadaşlar. 19 turda da geçiliyor arkadaşlar. Önemli olan hızlı geçmek değil, geçmek bildiğiniz üzere. Dördüncü odada arkadaşlar sadece barbar kahramanları kullanabiliyorsunuz. Yine savaş kadını. Savaş kadını görüyorsunuz. Her yerde kullanabiliyoruz. Yani ilk 3-4 odanın neredeyse tamamını savaş kadını kullandık. Sonrasında arkadaşlar elinizde ne var bilmiyorum. Ya bende mesela ruh esir okçusu var. Bir de bunu kullanayım. Bu arkadaşı da yine yeni kasıyorum çünkü şeyden dolayı. Diğer tarafta Zord'a arkadaşlar sadece yıldırım ruh şeklinde olan affinity'leri kullanabiliyorsunuz ve nadir olmak zorunda. Biraz zor, bayağı zor hatta. Belirli spesifik kahramanlara ihtiyacınız var. Hatta onun için bir tane daha ruh esir okçusu kasıyorum arkadaşlar. Bir tane daha kasacağım düştüğü vakit. 3 tane ruh esir okçusuyla girmeyi düşünüyorum oraya. Onu da daha sonraki videolarımda göreceksiniz zaten. Onun için de bir video çekiyor olacağım. Şimdi bu 3 kahramanla nadir. İşte bu da can çalma, can çalma, can çalma. Bir de arkadaşlar epik olduğunu düşünelim. Bu da defans kırsın. Aynı zamanda dönüş metreyi azaltıyor. Bu şekilde kahramanlarla çok rahatlıkla bu ekibi yok edebilirsiniz arkadaşlar. Bunu göstermeyeceğim size hızlı olması açısından. Veya burada yoksa elinizde sil vardır. Zaten sil bedava verebiliyor. Biliyorsunuz oyun tarafından. Sil ile de geçebilirsiniz. 5. odamızda arkadaşlar nadir Void şampiyonları kullanmamız gerekiyor. Defans kırması için arkadaşlar size önerebileceğim Dagger olabilir. Dagger sağlam defans kırıyor. Aynı savaş kadını gibi. Hatta savaş kadından daha iyi çünkü Void. Diğeri biliyorsunuz güç şampiyonuydu. Bunu en hızlı yaparak arkadaşlar Blower'ı, Curve'ü bile kullanmadan 2 tane soğuk kalp, 1 tane de Dagger'la çok rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi %50 şans, %75 şansla %60 defans kırıyor. Gayet iyi. Bunu kullanabilirsiniz. Eğer herhangi bir şekilde sıkıntı yaşayacağım diyorsanız Relicary Tender kaldırması açısından veya bakıyorum resetlemesi açısından muhalif kullanabilirsiniz. Veya kalkan vermesi açısından da benzer şekilde Draconis kullanabilirsiniz arkadaşlar. Defans şampiyonları sadece. Bu tarafta arkadaşlar bu sefer biraz hafif zorluyor burada. Hafif zorluyor dedim. Yine 21 turda alabiliyorsunuz. Çok efsanevi olması hiç önemli değil. Sizin için sadece epiklerle geçeceğim şimdi. Burayı göstermek istiyorum. Efsanevi olması hiç korkutmasa size. Epik olduğunu düşünelim arkadaşlar sizde yeterli seviyede. Yani defans olarak epiklerle tamamen geçebilirsiniz arkadaşlar. Bunu bir göstereyim size nasıl kurduğum kahramanları. Bir tane defans kıran kahramanımız var. Bir tane provoke atan Umbral Enchantress var. Umbral Enchantress'ın en yüksek seviyede en yüksek hızlı olması iyi olur tabii ki. Odamızda arkadaşlar epik şampiyonlar. Epik şampiyonlar ben burada ATK buff vermesi açısından %35 ATK buff için Rugnor'u kullanmışım yine. Kıyamet Kulesi'nde en iyi ATK buff'ını veren arkadaş kendisi. Evet kafatası tacı kullanmışım arkadaşlar. Tabii kafatası tacının kız kardeşi Sineş'e olmazsa olmaz. Burada bedava verilen Broadmaw kullanabiliriz arkadaşlar. Zaten Fizyon Hero'su yine başlangıçta kaldırması için. Yani Void'lara bakmıyorum. Void'ların gelmesi zor. Haklısınız. Açak güzel bir kahraman. Bunu kullanabilirsiniz. Dondurma açısından karşı tarafı. Mezar büyücüsünü gene defans arttırması ve blok buff vermesi açısından. Yine zargalamız. Zargalanız varsa zaten bir sürü yerde kullanabilirsiniz. Bir de tabii ki de defans kırması açısından da yine benzer şekilde arkadaşlar Duck the Pierced veya Tyrell kullanabilirsiniz. Benzer şekilde Kraliyet Muhafızını kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben artık hiç kullanmıyorum ama yani Mahzen'e kaldırdım bu iki arkadaşı da. Yeni gelen güncelleme ile birlikte. Ama kullanabilirsiniz. Yarek kullanabilirsiniz. Ekibi ayakta tutması açısından. Gibi gibi. Yeni gelen kahramanımız var biliyorsunuz. Bayağı güçlü Archmage Helmut. Bunu da sersemletme vermesi ve ekibi bufflaması açısından mezar büyücüsüyle birlikte kullanabilirsiniz. Yani bir tane ATK, bir tane defans kahramanı
karşı tarafın defansını kıran, ATK'sını kıran ve dönüşüm etesini azaltan ve bize de hız veren, gerekirse kaldıran Bormar kullanabilirsiniz. Bu şekilde bir ekip yaratabilirsiniz arkadaşlar ve kolaylıkla geçebilirsiniz burayı. Ork grubundan epik şampiyonlar sadece. Zargalayı zaten bahsetmeme gerek yok. Zargalamız, bizim güzelimiz, canımız, ciğerimiz. Kendisini seviyoruz. Kullanabilirsiniz. Kalkan kırması, defans kırması açısından özür diliyorum. Defans kırması ve ATK kırması açısından Dr. Pierce, Ork şampiyonlarında olmazsa olmaz. Vrask varsa kastıysanız Vrask'ı kahramanları heal etmesi açısından heal ediyor biliyorsunuz sürekli olarak. Güzel bir kahraman, fena değil. Kullanabilirsiniz. Ultimate, efsanevi Galek'i de örümcek için kastıysanız yine burada kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yine defans kıran, ATK kıran kahramanlarınızın olması önemli. Kahin tabii ki herkeste yok, farkındayım ama kahinle daha hızlı geçmek açısından yine kullanabilirsiniz. Ben sadece bu 3 kahramanla 17 turda geçmişim. Bakıyorum, evet. 9. katta epik ruh kahramanları sadece. Epik, nadir ruh kahramanları olanı da zaten zorda var arkadaşlar. Zordaki gerçekten zor. Belli spesifik kahramanlara ihtiyacınız var. Az önce bahsetmiştim. Burada da arkadaşlar Spirit tabii ki Deacon Armstrong. Küçük Lissandra demişti kendisine. Onu hız vermesi açısından kullanabilirsiniz. Fenax 1 numara. Çok sağlam vuruyor. Hatta size hızlı bir göstermek istiyorum. Fenax kullanabilirsiniz. Defans kırması için Dr. Pierce. Yine aynı şekilde Geyik Şövalyesi. ATK kırması, defans kırması yine. Cücelerden arkadaşlar, bu cücenin adı Rockbreaker, taş kırıcı. Taş kırıcıyı kullanabilirsiniz. Karşı tarafa provoke veriyor, kışkırtıyor. Güzel. Yeni kahramanlarımızdan isabeti arttırmak için isabeti arttırıyordu ve kritik hasar arttırıyordu. Pestus kullanabilirsiniz. Ben bu kahramanı kastım ama niye kastımı hatırlamıyorum yani. Kasmak için kastım herhalde. Tabii ki de Haykatun, gene bedava verilen kahraman. Dr. Pierce yerine Haykatun kullanabilirsiniz. Şişman, tabii ki arenaların vazgeçilmez, Blender takımlarının vazgeçilmez üyesi. Şişman'ı kullanabilirsiniz. Hızlı kesmek için. Bu şekilde ekiple girebilirsiniz arkadaşlar. Fenax'ı göstermek istiyorum size hızlıca. Fenax'ı o yüzden hafife almayın. Kesinlikle ama kesinlikle hem grup savaşlarında kutsal düzende kullanabilirsiniz. Hem de çoğu yerde. Ben mesela örümceği kesmek için kendisine yok et setini taktım ve örümcekte kullanıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz böcekte kullanıyorum. Eski Kıyamet Kulesi'ndeki böcekte. Kıyamet Kulesi versiyon 1 böceğinde kullanıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz kalkan istiyor. Ve aynı zamanda da yok et setiyle yok edebiliyorsunuz. Şimdi abimini göstereyim size. 41k vuruyor. 41. Oh my god! Wow! Öyle böyle değil yani. Geçiyorum arkadaşlar. Ve tabii iki kere vuruyor. 41-41-82k falan vuruyor kendisi. Defans kırma tabii ki karşı tarafta varsa. 10. odayı hızlı anlatacağım. Destek şampiyonları arkadaşlar tabii ki şöyle, ben burada hız takımı kurmuşum. Hiç gerek yok böyle bir takım oluşturmanıza. Yani destek olarak füzyonlardan Borgni'yi kastıysanız Borgni'yi kullanabilirsiniz. Efsanevi kahramanlardan. Yargıcımız zaten destek, kullanabilirsiniz. Hız vermesi ve kaldırması için. Yine Broadmar kaldırması için. Benzer şekilde Madame Sevis ATK ve defans kırması için. Bakıyorum. Deacon yine. Eczacı hız vermesi için. Geyik Şövalyesi ATK kırması, defans kırması için. Yeni yolumuz Archmage Helmut kullanabilirsiniz. Veya Mordecai HP yanı vermesi için kullanabilirsiniz. Yani çok fazla seçeneğiniz var. Ve kolaylıkla geçebileceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Ben mesela nadir kahramanlardan ne var? Abyssal var. Yeni kastım bunu. Gene Affinity zor için kasmıştım. Eczacı kullanacağım. Relicary Tender kullanacağım. Gorgorop kullanabilirsiniz. Dediğim gibi. Epiklerle, nadirlerle çok rahatlıkla geçebilirsiniz arkadaşlar. Biraz daha uzun sürer ama sağlam bir şekilde geçebileceğinizi düşünüyorum. Açak. Bu yeni kahramanlardan Saçi. Buna da sersemletme seti taktım. İlk skill'i herkese vuruyor. Güzel bir arkadaş. Yani muhtemelen grup savaşlarında, Shadow King grup savaşlarında kullanacağız. Ursula zaten muhteşem ötesi. Hızlandırıcı, kaldıran, karşı tarafı buzlayan. Yani sağlam vuran var mı burada? Tabii ki Köle Cadısı en sağlam vuran destek kahramanlarından bir tanesi. Bunun da çoğaltıcısı yüksek. Gayet sağlam vuruyor. Bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani seçeneğiniz çok yüksek.
hızlı bir şekilde bitirmenizi sağlayacaktır diye düşünüyorum. Ben 15 turda bitirmişim. Sadece WoW şampiyonları maalesef bu zorlayabilir biraz. Şöyle düşünelim. Hiç bunlara gerek yok. Sadece Arbiter olsa, bir tane de ATK şampiyonunuzun olduğunu düşünelim arkadaşlar. Gambo'mu kullansak ya da V6 kullandım bedava. Bu bedava. Lidia da bedava ama Lidia'yı almamış bir sürü arkadaş vardır tabii ki. Bir tane de Void alan vuran bir arkadaş alacağım arkadaşlar. Evet. Kafatası tacını alalım. Kafatası tacıyla bu şekilde gidelim arkadaşlar. İki tane zaten bedava. Bu şekilde yok edebilecek miyiz? Merak ediyorum. Evet. Ve 12. oda. Kalkan versin. Kraliyet muhafızı değil. Karanlık elhen kalkan versin bu arada. 3 tane kahramanla deneyeceğim yine. Kraliyet muhafızını çıkardım arkadaşlar. Kusurluyu koydum. 3 tane kahramanla yine bir daha deniyorum. Geçtik ve bu arada turda da 26-26. Evet. Güzel. Daha hızlı geçtik hatta. Evet. Bugün sizlere Kıyamet Kulesi için normal gizli odalarda hangi kahramanları kullanabileceğinizi anlatmaya çalıştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yararlı olmuştur. Kolaylıkla geçebileceğinize, normal gizli odaları kolaylıkla geçebileceğinize inanıyorum. Zor olan için ayrı bir video yapacağım. Zor olan bazı yerlerde gerçekten zor olacak ama onu da elinizde kahraman varsa arkadaşlar, kanıtı da varsa rahatlıkla geçebileceksiniz. Hiç problem olmayacak diye düşünüyorum. Hepinizi seviyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Bay bay.